Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün çok kolay, çok pratik mikrodalgada bardak pastası yapacağım. Çoğunluğu malzemeler 3'er kaşık girecek. Bugün biraz yoğunduk. O yüzden bunu yapmak istedim. Hem kolay dediğim gibi oğlum aradı yapıyor. Bugün ben sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar hemen malzemelerimizi geçelim. Burada gördüğünüz üzere 3 kaşık toz şekerim var. 3 kaşık un, 3 kaşık sıvı yağım var. Bir tane yumurtam var. 1 yemek kaşığı kakaom var. 1 kasede de damla çikolatam var. 3 kaşık da süt lazım. Eğer damla çikolatası yoksa Nutella da koyabiliriz bir kaşık. Bu şekilde malzemelerim arkadaşlar. Hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar nasip olursa başlayalım. Önce yumurtamı koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane yumurtamı koyayım arkadaşlar. Bir yumurtamızı koyduk. 3 yemek kaşığı sıvı yağım koyuyorum arkadaşlar. Normal ayçiçek yağı sıvı yağında. 3 yemek kaşığı toz şekerimi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Koydum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kakaomu koyuyorum. Bismillah. Ben bunları bir şöyle karıştır gibi yapayım. Şöyle biraz karıştırayım. Ondan sonra unlu falan ilave edeceğim arkadaşlar. Ha, süt koymadım. Daha sütünü koyacağım. Şöyle biraz yumurtasını şöyle şekerle şey yapayım. Karıştırayım. İsterseniz hepsini gibi yapabilirsiniz. Ama böyle daha kolay olur. O yüzden böyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 yemek kaşığı sütümü koyayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 oldu arkadaşlar. Bu tamam. Şöyle tekrar yavaş yavaş yapalım. Bu arada arkadaşlarım ne var ne yok, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bizler deyiz bakalım, hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze aratmasın. Artık Aralık ayını girdik arkadaşlar. Bayağı havalarımız soğuk gidiyor. Rabbim cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Sizler de kendinize dikkat edin. Artık dışarıları çıkarken kalın ceket, şal, onları kullanmamız gerekiyor. Çünkü insan çabuk nezle verip oluyor üşütünce de. Rabbim kimseleri dışarıda koymasın inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Şimdi artık şeyimi koyacağım, unumu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Benim bu bardaklar biraz genişti, o yüzden bunları kullanmak istedim. Siz artık kendiniz bilirsiniz, evde neyi yapmak isterseniz onu yaparsınız. Bir çay kaşığı da kabartma tozu koyacağım arkadaşlar. Ben de koyayım unumun üzerine. Bismillah. Şu şekilde gördüğünüz gibi onu koydum. Hepsini bir tekrar şey yapacağım arkadaşlar. Bir karıştırayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ununu güzel karıştırdım. Çok güzel oldu kıvamı. Şimdi içerisine damla çikolatası koyacağım. Veya yoksa normal Nutella da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı fark etmez hangisini isterseniz. Ben birine Nutella koyacağım. Birinde damla çikolatası koyacağım. Şimdi önce damla çikolatasını bir koyayım bakalım. Çünkü iki bardaktan yapacağım için. Birazcık daha koyayım. Yeterli. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi onu karıştırıyorum. Artık bu bardağımız hazır olmuş oluyor. Öbür gün Nutella koyacağım nasipse inşallah. Ben bir karıştırayım. Bu hazır. Ondan sonra malzemelerimi hazırlayayım. Diğerine geçelim inşallah. Ya da kakao koymayız mesela. İkinci bardağı da sade yapabiliriz. Beyaz çikolata varsa ondan koyarız. O da güzel olur. Şimdi ben ikisini de böyle yapacağım bugün. Şu şekilde. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar birinci bardağımız hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık öbürkünü yapacağım arkadaşlar. Tekrar başlıyorum arkadaşlar. Yumurtamı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce yumurtamı koydum. Toz şekerimi koyuyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer kakaomu biraz açık renklisi var. Onu koyuyorum. Şöyle. Şöyle kaşadan yardım alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Sıvı yağımı koyayım. Bir dakika. 3 kaşık yine sıvı yağım var. Bunu koydum. Birazcık bunları bir karıştırayım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlarım 3 kaşık sütümü koyuyorum tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2
3. Arkadaşlarım şimdi unumu koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kabartma tozumu koyuyorum. Arkadaşlar ununu koydum, kabartma tozunu koydum, karıştırıyorum. Sadece nutellem kaldı. Bir kaşık nutella koyacağım. Birazcık şöyle ununu halledeyim. Ondan sonra arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun rengi birazcık şey açık. Dediğim gibi kakaondan ileri geliyor. Bununki birazcık daha koyu gördüğünüz gibi. Artık şimdi nutellemi koyacağım. Bilmiyorum nutella koyunca rengi değişir mi? Şöyle şundan yardım alayım. Bir kaşık şey koyuyorum. Nutella koyuyorum. Dediğim gibi evde elinizde hangisi varsa onu koyun. Tekrar karıştırayım bakalım. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi pastalarım oldu. Bardak pastası oldu. Birinin rengi açık, birininki koyu gördüğünüz gibi. Yaklaşık 10 dakika falan sürdü ikisi işte. Birazcık da ya 3 ya 5 dakika kalacak mikrodalgada. Zaten onu söylerim. Kabaracak bayağı. Şimdi mikrodalgaya gidelim inşallah. Arkadaşlar mikrodalgaya koyuyorum bardak pastamıza şu şekilde. 3 veya 5 dakika dediğim gibi. Tek tek pişireceğim bir de. Zaten söylerim onu. Arkadaşlar bardak pastamız oluyor. Dönüyor. Bakalım nasıl olacak. Normalde güzel oluyor. Oğlum yapıyordu. İnşallah bugün de öyle olur. Daha yeni açtım. Aşama aşama göstereceğim zaten. Arkadaşlarım oldu. Tam 3 dakika kaldı. Şöyle çok güzel kabardı gördüğünüz gibi. Artık çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi bunu koyuyorum. Şu kadar arkadaşlar bak gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı yarısını falan. Sebebini söyleyeceğim biraz sonra. Biraz fazla geldi. Bir bardağı daha boşalttım. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi bardak pastamız oldu. Gerçekten güzel oldu. Kolay oldu. 3 dakika mikrodalgalı kaldı. Yalnız arkadaşlarım biz tarifte değişiklik yapacağız. Yani siz de hüsrana uğramayın o yüzden. Çünkü çok kabardı. Hatta kabardıkça mikrodalgayı kapattım. Bizim malzememiz biraz çok geldi. Siz birer kaşıktan yapacaksınız. Biz öyle yazacağız. Hatta onun için 2 bardaktan aldım. Bir 3. bardakta çıkarmış oldum. Yani 3 kişilik olmuş oldu arkadaşlar. Birer kaşık yapacağız hepsinden. Bu şekilde arkadaşlar kolay, pratik, basit oldu. Sufle tarzında üzerine dondurmayla falan diyebilirsiniz. Bir tanesini hemen şöyle yaparak size göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten güzel oldu. Pişti. Aynı kek kıvamında oldu arkadaşlar. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanlar yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler selamlar olsun.